Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası ihanetin bedeli mi? Wagner'in lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Kazada Prigojin'in de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Wagner'den yapılan açıklamada uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin'e ait ikinci uçağınsa Moskova'ya indiği bildirildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yapılan açıklamadaysa uçakta bulunanların listesi yayınlanarak Prigojin'in kazada öldüğü doğrulandı. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Prigojin'in de öldüğü kazayla ilgili bu durumla kesin alakamız yok, herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor dedi. Wagner'in kurucusu Prigojin 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş ve Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in lideri Prigojin'in isyanını vatana ihanet olarak nitelendirmişti. Yaşananların ardından uçağın düşmesi Putin'in ihanete ilişkin o sözlerini akla getirdi. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможность? Предательство.